Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hayatı veren odur sözünde nasıl bir müjde var? Tabi Allahu Teala'nın her isminin bizim hem dünya hayatımıza hem ahiret hayatımıza hem aile hayatımıza hem toplum hayatımıza hem özel hayatımıza bakan hikmetleri, faydalar ve müjdeleri var. Allah'ın her ismini öğrenmek bize ayrı bir lütuf, ayrı bir ihsan, ayrı bir müjde, ayrı bir saadet, ayrı bir lezzet kazandırmalı. Eğer kazandırmıyorsa veya kazanamıyorsak Allahu Teala'yı tam tanıyamadığımız, isimlerle sıfatlarıyla anlayamadığımız manasına gelir. Şimdi hayatı veren odur. Yani yuhyi hayatı veren odur. Neden? Çünkü hay odur da ondan. Hatta toplum arasında çok önemli bir güzel cümle var. Ama yanlış kullanılıyor. Denir ki, haydan gelir, hu'ya gider. Toplumda bu güzel söz bazılar tarafından yanlış kullanılıyor. Sanki haşa öylesine geldi boştan, öylesine gitti boşa gibi. Bazen bu manada kullanlar oluyor. Halbuki bu söz çok harika, çok mükemmel bir söz ve çok yüksek bir hakikat ifade ediyor. Nedir o hakikat? Hay Allah'ın bir ismidir. Her şey Allah'ın hay isminden gelir. Dünyada hay ismiyle hayatını devam ettirir. Yine vazifesi bitince hu'ya gider. Yani Allah'a gider. Aslında Kur'an-ı Kerim'de geçen inna lillah ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik, ona döneceğiz. Biz her şey Allah içindir. Ona ondan geldik ve ona ona döneceğiz. Ayet-i kerimesinin toplumda çok güzel ifadesini bulan bir güzel cümledir bu. Haydan geldi, huya gider. Haydan geldik, huya gideriz. Haydan geliyorlar, huya gidiyorlar. Bu kadar. Onun için her şey hayatı veren odur cümlesinin insana kazandıracağı en büyük müjde demek ki buymuş. Ondan geldik, ona gidiyoruz. Çünkü hayatı veren odur, Hayatı devam ettiren odur, hayatın ihtiyaçlarını karşılayan da odur. Ancak burada bize bundan daha başka müjdeler de var. Çok yüksek hakikatleri ifade eden güzel müjdeler de. Var. Bunlardan bir tanesi insanın kendine bakan yönü. Efendim, hayatın ağır teklifleri var, ağır sıkıntılar var. Bu hayatı devam ettirmek benim işim değil. Ama insan bazen bu hayatı sanki kedi devam ettiriyormuş gibi altına girip eziliyor. Hastalanmasam, şöyle yapmasam bırakın. Acaba hayatım ne kadar devam eder? İleride sıkıntı olur mu? Bakın, hayatın devam ettirilmesi konusunda hayatın altına girip eziliyoruz. Rahatsız oluyoruz. Ama bu hayatı veren odur. Yuhyi. Hayatın sahibi Allah'tır ve hayatı veren de odur dedik mi? O zaman bu hayatın sıkıntıların altına girip ezilmeye gerek yok. Sen Allah'ın koyduğu kainattaki kurallara Yine Allah'ın koyduğu Kur'an'daki kurallarına uy, gerisini Allah'a bırak. Çünkü kurallara uymak hayatı devam ettirmez. Yemek içmek de hayatı devam ettirmez. Hayatı devam ettiren Allah'tır. Yemeği içmeyi veren Allah'tır. Yaratan da Allah'tır. O yeme içmeyi hayatımızın varlığına, devamına, rızık olarak yaratan da Allah'tır. Mesela bugün Gayet güzel yiyen, içiyen, gayet sağlıklı olan insanlar ölmüyorlar mı? Onlar da ölüyorlar. Bedenleri sağlıklı hiçbir özürleri yok. Her şeyde yerinde bazen hastanın raporunu yazıyorlar. Tabii ölüm. Hadi buyur. Tabi ölüm. Yani bir sebep gösteremiyoruz. Ama artık bitti hayatı. Alındı hayatı demek istiyorlar yani. İfade edemiyorlar ama Allah-u Teala bunun ömrüne son verdi. Artık hayatı bitti demektir. Onun için hayatımızın devam etmesi için gerekli şeyleri Allah yaratmış. Ben onları helal ve meşru dairede alırım. Allah'ın kendine koyduğu kurallara da Kur'an'da kurallarına uyarım. Yoksa hayatın altına girerek üzülmem. Endişe etmem. Ne kadar yaşayacağımı Allah bilir. Hastalık gelir mi? O bilir. Ben hastalığın gelmemesi için Allah'ın koyduğu kurallara uyarım. Hastalanmamak için. Ama buna rağmen verirse de vardır bir derim. Bak insan rahatladı vesveselerin, desiselerin, şeytani sıkıntıların ya da nefsani sıkıntıların hepsinin yolunu kesti. Onun için hayatı veren odur ismi, Allah'ın yuhyi ismi insanın özel hayatında da, aile hayatında da, toplum hayatında da huzur ve saadetin kaynağı. Ne diyor insan? Hayatın ağır sıkıntılar altına girerek hayatını sıkıntıya sokma zahmet çekme. Ayrıca hayatın yok olacağını düşünerek hüzünlenme, kederlenme. Ya bu hayat bana verildi. Çok güzel, çok lezzetli bir şey, çok tatlı bir şey. Bunu bilmezdim eskiden. Varlığı da bilmezdim. Hayatı da tatmadı mıdır? Ama benden bu alınacak. Sakın endişelenme. Neden? Çünkü bu hayatın veren kim ise devam ettiren de odur. Öyleyse sen o işi Allah'a bırak. Sen sadece vazifeni yap. Nasıl bir çekirdeği toprağa atarsın, onu ağaç yapmak Allah'ın işidir. Sen ağaç yapamazsın. Öyleyse sen hayatın devamı için gerekli şeyleri yap. Hayatı devam ettirmek, yaşatmak ve güzel yapmak Allah'ın işidir. O senin işin değil. Onu ona bırak. İki, Peki bu hayatı benden alacak. Bir gün vefat edeceğim. E ne olacak? Meraklanma. Madem ki o haydır. Ve madem ki biz ona gidiyoruz, öyleyse o ebediyen beni var edecek. Madem o hay ezelidir ve ebedidir, bana da ebedi bir alemde, sonsuz bir hayatta o hayatı verecek ve ebediyen beni hayatlandıracak. Benim hayatım ebediyen var edecek ve ben de inşallah cennet ebediyen var olacağım. Demek ki hem hayatın devamı için sıkıntıya girmiyorum, rahatsız olmuyorum, vazifemi yapıyorum. Hem de hayatımı eline elinden alacak diye endişe edip de zahmete, hüzne düşmüyorum. Çünkü bu hayat Allah'ın hay isminin tecellisidir. Ebedi bir alemde bana bu hayatı verecek. Sorunun başındaki ifadeyi tekrar edersek, hayatı veren O'dur. Ve madem hay O'dur, öyleyse gam yok, keder yok. Dünyada bir an yaşamak bile yeter. Yani burada az veya çok yaşamanın herhangi bir farkı yok hakikat noktasında. Bir anda olsa Allah anne rahmindeki bir çocuğa hayat verdi mi? Verdi. O hayatı verdikten sonra aldı mı? Kabir hayatına gönderdi mi? Gönderdi. Artık o ebedileşti. Allah o hayatı bir daha ondan almayacak. Onu ebediyen var edecek. Evet Allah kendisini bütün isimlerle ve sıfatlarıyla ve şunatlarla tanımayı nasip etsin. Tanıdıkça hayattan zevk ve alacağız. Emin olun hiçbir mesele bize hüzün ve keder vermeyecektir.